Herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Haziran Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bizleri İstanbul'da gördüğünüz üzere 10 koşulu gayet keyifli bir program bekliyor. Bu yarışlarda 3 adet çim, 7 adet sentetik pist yarışı var. Artık böyle sentetik pist yarışlarını az gördüğümüz bir dönemde bu programda bayağı bir fazla renk gelmiş bulunuyor sentetik yarışı. Bursa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Onu da dileyenler seyredebilirler diyelim. Ve hemen başlayalım. Tahminlerimize 3 yaşlı Arap atlarını Maiden'da izleyeceğiz. 1300 mesafe sentetik pistte koşulacak bir koşu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 11 safkan burada start alacak gördüğünüz üzere. Şimdi ben burada kesinlikle 2 ekürü var gördüğünüz gibi. 2 ekürüyü de yazmanız gerektiğini düşünüyorum. İkisi de zaten kaya ekürüsü fakat farklı ekürler yine baktığınızda. E, biri Cavidan Kaya öz aslarında start alacak. Diğeri Beşik Kaya adına start alacak olan ekürler. De bu atlar koşarlar koşmazlar onu bilemiyorum. Yarış günü belli oluyor bunlar. o yüzden kuponlarınızı mümkün olduğunca geç yatırmaya çalışın. Arkadaşlar ekürürlerde 3 numara Dimas, 4 numara Efkan ve 5 numara Seyyah baktığımızda hepsinin de tabelaları, performansları olduğunu görüyoruz. Özellikle Efkan'a dikkat. Bir haftaya evvel 5. olmuştu. Çin pistte daha evvelden 3-4-2'lik performanslar var. Müslüm şekilde start alacak. Onun haricinde burada tabi Seyyah Tay ve Dimas'la ekürür start alıyor olması da büyük bir avantaj teşkil ediyor onun için. E, ee, diğer ekürü Aşk Bir Rüya özellikle arkadaşlar. Burada Aprante Erhan Aktu ile start alacak olan Safkan. E, ee, ekürüsü Zirvezra'yı da burada fedai olarak kullanıp yarışı kazanmaya bir diğer adaydır. 10 gün evvel ikinci olmuştu. 3 üç 2. ikinci geliyor ve 6 yarıştır tab tabela performans da var gördüğünüz gibi son yarışlarında. Bu safkanları yazdığınızda yani 4-7 şeklinde bu kuponu yaptığınızda bırakabilirsiniz. Ama illa ilave yapacağım bu atlara güvenmiyorum diyorsanız 2 numara Demirer, 8 numara Demirbike, Düşük bir ihtimal ama bir numara Bey de yazılabilir arkadaşlar ee, diye düşünüyorum bu koşuda. Ama özellikle burada önceliği tabii ki e, Demirere verelim, daha sonra da Demir Bikiye verelim. Bu şekilde bir sıralamayla gidin öncelik verirken diyorum. Ee, küçük kupon için kesinlikle 4-7 gözümüz kapalı yeterdir diyorum. Risk almak isteyenler 4-7 yapabilirler burayı. İkinci koşuya geçelim arkadaşlar. Şart 4 bir yarış, 2 yaş İngilizler. 1.100 mesafe sentetik pist yarışını izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu koşta start alacak olan 5 safkanda birisi Maiden hiç çıkmamış bir safkan olmakla beraber kalan 4 isim yarış kazanmış isimler konumundalar. Yani gerçekten bu safkanların şu anda bir kalite açısından bir ayrım yapmak çok zor. Hatta 5 numaralı safkanı da buna dahil edebiliriz. Yani hani yarış kazanmadı diye kalite açısından geridedir demek bence çok yanlış olur böyle bir koşuda. Ama bir isim var ki Mir Bey 1 numaralı safkan bir adım daha önde hepsine göre 2 yarış kazandı. Son yarışta da Çim'de de ikinci gelmişti bu safkan. Arkadaşlar tabii ki burada diğer isimlerde belki beğendiğiniz çok koşusunu beğendiğiniz bir isim olabilir ama bence bu yarışta Mir Bey'i tek atmamız gerekiyor. Çünkü diğer isimler evet ya dediğim gibi hani yarış stilini çok beğenmiş olabilirsiniz belki derecesini vesaire ama Mirbey Mir Bey gibi şu anda bir safkan varken elimizde hazır. iki yarış kazanmış bir kez ikinci olmuş bir isim. Burada bu ismi e, kesinlikle tek atmamız gerekir diye düşünüyorum. Bir numarayı burada arkadaşlar ilk altılıda tek veriyorum. ikinci koşuda e, Gökhan Kocakaya ile birlikte. Üçüncü koşu meydan 3 yaş şarap atları 1300 mesafe sentetik pist yarışı yine izleyeceğiz arkadaşlar. 12 safkan start alıyor. Yine burada ekürler var gördüğünüz gibi. Yine Cavidan Kaya Öz ve yine Beşir Kaya adına start alacak olan ekürler mevcut gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu koşuda. Şimdi arkadaşlar ben buradaki önerilerimde öncelikle size e, tabii ki bu ekürlerde e, önereceğiz. İki ekürüyü de öneriyorum. E, bir numara akal teke ile başlayalım arkadaşlar. Son yarış kötü gelmesine karşın e, daha çok sentetikte biraz daha iyi gidiyor diyebiliriz. Belki ama çimde de tabii yine ikinciliği de vardı ve performans olarak Gökhan Kojika'ya binecek. Hakeza Müslüm çeri arkadaşlar Dede'de de izleyeceğiz. dedi son yarışta çok yanılttı. Herkesin favori olarak gösterdiği safkandı. Yani bilemiyorum. Bu yarışta mutlaka toparlayacaktır diye tahmin ediyorum ama %100 bir şey konuşmak e, hani zor. Bu bir temenni yönünde diye düşünebiliriz. Yiğiter'e gelecek olursak o da bir hafta evvel kötü performans sergiledi ama daha evvel tabelalara mevcut olan bir safkan. Görkem Özçelik'e Kayı Yürek e, yavrusu safkan. Ve Isabel arkadaşlar Ekür'ün bir diğer safkanı 9 numara. E, bir hafta evvel 3. oldu. E, daha evvelden yine tabelaları var. Şimdi şöyle söyleyeyim bu ekürüyü bir kere alternatif tek olarak değerlendirin. Yani 4 safganda galibiyete adayken biz burada arkadaşlar 1 at yazarak 4 at yazmış gibi bir şey oluyoruz zaten. Onun haricinde bu atın bu ekürünün haricinde diğer ekürüyü Diğer 5'lik nasıl start alacak olan öykülüğü de yazabilirsiniz. Öz Seda bir tane üçüncülük sahibi bir safkan. Aşk ve Seda 5-4-5-4 şeklinde gelmiş bir isim. Çam Sakızı ise arkadaşlar Ali kaç start alacak olan safkan. Bir hafta evvel dördüncü olmuştu. Daha evvelden bir dördüncülü bir üçüncülü de mevcuttu bu safkanın. Şimdi bu e, tamam bunu ilave yapacaklar için seçenekler size söyleyeceğim arkadaşlar şimdi. E, burada kim tutar kızı 10 numara. Bir ikincilik bir üçüncülük elde etmiş bir safkan. 13 gün evvel e, 3. oldu en son. Yani bu at burada bir e, bir şeyler yaparsa yapabilir. Ve arkadaşlar bir diğer isim Mehlika abla e, amcamın safkanı Hıçman Çizik binecek. İlk yarışında bir yarış gösterildi. 9 gün evvel 6. oldu. Bu yarışta çok daha iyi koşması bekleniyor. Çim'de gitmesiyle ilgili hiçbir şüphemiz yok. Tüm Özbey Sakarya hattına sahip olan safkan. Dediğim gibi 9 gün evvel 6. oldu. E, bu yarışta bir yarış görmüştü Melih abla. Burada zaten hışman çizik tercihinden de Safka'nın e, iyi koşmasını zaten bekleyebilirsiniz sizler de yarış severler olarak. O yüzden bu Safka'nı da yazmanızı öneriyoruz. E, bir numara alternatif tekledik. İlave olarak 7 numara, 10 numara ve 11 numara seçeneklerimiz mevcuttur arkadaşlar bu koşu için. Geçelim 4. koşuya şart 3 4 yukarı ara patların 2100 mesafe çim pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Bu koşuda start alacak olan safkanlarda çok güzel çok kaliteli isimler var. E, burada özellikle beğendiğiniz isimler varsa her ne kadar bir şart 3 yarış olsa da baktığınızda bir kısa vade ayarında bir yarış görüyorum ben burada açıkçası. Yani 84 handikaplı bir isim. 88, 72, 93. Yani bunlar çok yüksek handikaplar. Ama özellikle burada arkadaşlar koşu stili olarak benim beğendiğim isim var. 19 gün evvel ikinci olan bir safkan. Nibolu 5 numara. Nibolu gerçekten iyi bir safkan. Görkeme şekilde start alacak olan isim burada. Ee, yani tek bile atılabilir demek isterdim ama derdi yok gibi bir isim varken burada e, onu da tek bırakamıyoruz haliyle. Arkadaşlar bir numara derdi yoku da ilave edeceğiz. Dediğimiz gibi bahsettiğimiz üzere Halis Karataş da start alacak. Tam Erinoğlu anne tarafı Sülo hattı olan Safkan 22 gün evvel kazanmıştı. Bu mesafede aynı zamanda en hızlı isim konumunda bu isim gördüğünüz gibi 2-22-23 farklı pist olsa da neticede Çin pist yarışı olduğu için çok bir şey fark etmiyor. Arkadaşlar 1-5 burada küçük kupon için yeterlidir. Genişletecekler için burada önerimiz arkadaşlar sizleri Tatav'la 12 gün evvel 4. olan Safkan formda geliyor olmasıyla beraber Vedat işte birlikte şans olacak bunun haricinde ilave yapacaklar. İstediğiniz safkanı yazabilirsiniz. Kimisi burada yarış sayı tutabilir hışmanlığı beraber. Kimisi onurlu efe'yi tercih edebilirler burada. O yüzden devamına karışmıyorum. 1-5 öncelikle 7 numara hemen arkasında yazılacak olan at olarak söylüyorum. 5. koşu 16 handicap 4 yukarı İngilizler 2100 mesafe çim pist yarışı arkadaşlar. Burada 10 safkan start alıyor. Shine on me ile başlayacağız. Erhan Aktu ile birlikte start alacak olan Aprantis ile safkan. E, Manör ile 1 numaralı safkanla ile birlikte Ekuris start alacak. Ki de son yarış kötü gelmesine karşın daha evvelki ilk yarışını kazanmıştı bu sezon. Shine on me kesinlikle iyi bir isim. E, yanılmıyorsam bu at ilk yarışını kazanmıştı. Öyle bir şeydi yani. Şart 1'de mi kazanmıştı? Öyle bir şeydi. Yani tam doğru hatırlamıyor olabilirim ama e, aklımda kalan öyle olmuş. Ee, yanında I Wanna Leave yazacağız arkadaşlar. 3 numara Safkan Gökhan Kocakaya biniyor. Ee, 16 gün evvel ikinci gelmişti bu isim. Ve 19 gün evvel e, koştuğu koşuyu kazanan bir Safkan Vedat Abiş işte Fair Makto 5 numarayı da burada ee, bir diğer ilave olarak veriyorum arkadaşlar. Vedat Abiş burada 57,5 kilo gibi uygun bir kiloda yarışı kazanmak için kesinlikle bir adaydır. 2 numara, 3 numara, 5 numara burası için yeterli kupondur. Daha fazla genişletecekler için 6 numara Sveps her ne kadar son yarışta ikinci gelmiş olsa da yazılabilir. Veya Hanife Sultan 8 gün evvel 4. geldi. Bir önceki 2 yarışında kazanmıştı bu safkan. Denene, denemek isteyenler için denenebilecek bir safkan konumunda gözüküyor bu isim. Ve yaşama sevinci bu, ke, bu sezon 2 kez koştu arkadaşlar. Hışman çizik binecek burada safkana. 19 gün evvel 4. oldu ama bir önceki yarışta 8. .ydi. Birazcık daha tempo kazanıyor diyebiliriz. Bundan daha iyi bir performans sergileyebilir bu safkan. Bunu da e, ilave yapacaklar için yine bir seçenek olarak veriyoruz arkadaşlar. Verdiğimiz sırayla gidersiniz ama önceliğimizin 2 numara, 3 numara ve 5 numara olduğunu kesinlikle unutmayın diyorum. 6. koşuya geçiyorum. 14 handikap, 4 yaş çarap 2100 mesafe, sentetik pist yarışı arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 13 adet safkan mevcut. 3 numara akış 6 yarışlık tabela performansı 21 gün evvel çim pistte 4. olmuş bir isim. Kesinlikle yazılacak bir isim konumunda. Gökhan Kocakaya ile birlikte start alacak olan isim Turbo. Anne tarafı birader olan Safkan burada bizim favorimiz konumundadır. Ee, tabii ki rakipler var. Kimdir bu rakipler örnek vermek gerekirse. Ve de tabii işte Turhan Şah her ne kadar bu mesafede çok da iyi olduğunu söyleyemesek de. Yani bir cesur Buğra kadar değil ki cesur Buğra'yı da öneriyoruz arkadaşlar. Hemen gelmişken değinelim. Mustafa şekli de start alacak. Kurtel yavrusu. Anne tarafı toşur olan Safkan. 225 2.25'lere düşmüş bir isim. Çok hızlı bir Safkan bu mesafede baktığımızda. Turan Şah da tabii ki ilave ediyoruz. 2 yarışlık 4.lük performansı ve 5 yarışlık tabela yapıyor bu sezon. Bir tane de birinciliği var. Ve de tabii işte 59 kiloda start alacak. Ee... Sürpriz gelirse belki Ses Turbo gibi bir safkandan gelebilir. Ee, geri planda kalan isimlerden onu önereceğim sizlere. Onun haricinde zaten burada e, baktığımızda bir de Junior Selim var arkadaşlar. Bu mesafede biraz sıkıntılı olsa da yine sürpriz olarak yazmak isteyenler için bir seçenek olabilir. 3 numara akış önceliğimizdir arkadaşlar. 7 ee, numara Turhan Şah ikinci olarak vereceğimiz safkandır. Üçüncü bir isim isteyenler için burada önceliğimiz arkadaşlar ee, Cesur Buğra'dan yana kullanacağız. Yani 2, 5 ve 7 numara buradaki arkadaşlar küçük kuponumuzdur. Genişletecekler için 5 numara Cesur Buğra'nın haricinde devam ederken arkadaşlar buraya 8 numara Ses Turbo veyahut da başka safkanlar örneğin Junior Selim veya başka istediğiniz bir isim yazılabilir diyoruz. Gelelim 7. koşu Serdar Kemal Özçolak koşusu kısa vadi 7 4 yukarı gezler 1900 için pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda start alıcı kola 8 safkan mevcut. 8 safkan da gerçekten iyi isimlerden oluşuyor buradaki bu koşuda. Yani baktığımızda hepsi birbiriyle kapışacak düzeyde iyi isimler diyebiliriz arkadaşlar bu safkanlar için. Şimdi bu start alan isimlerde ee, özellikle beğendiğiniz bir isim varsa tabii ki onu yazmanız her zaman en uygundur böyle koşullarda biliyorsunuz ki bundan hep bahsederiz arkadaşlar. Ee, fakat benim bu koşuda özellikle tercih edeceğim bir safkan var Mamba Forever. 4 numara Halis Karataş da start alıyor. Zaten kendi safkanları e, biliyorsunuz ki 26 gün evvel kazanmıştı orada da yine tek vermiştik bu safkanı. E, burada ben bu safkanın kazanmasına çok yüksek bir ihtimal olarak bakıyorum. Rampage tek rakip Mustafa Şekli birlikte e, 14 gün evvel ikinci olmuş olan safkan bunu tek rakip olarak düşünüyorum. Açıkçası e, yani... Muhtemelen bu yarışı Mamba Forever kazanır e, ee, belki Rampage rakip olabilir. 4 tek 5 numara ilave seçeneği olarak arkadaşlar önceliktir. Ama beğendiğiniz isim olarak da düşünebilirsiniz. Burada başka bir ismi beğeniyorsanız 4 numarayı tek olarak veriyoruz. Mamba Forever'ı. 8. koşu 15 handikap 3 yaşlı İngilizler. 1500 mesafe sentetik piste koşulacak olan koşu 10 safkan startlıyor startılıyor. Carpe Diem Baby. Ee, hışman Çizikli 54.5 kiloda çok avantajlı bir isim. 17 gün evvel ikinci oldu. Bir önceki yarış kazandı. İkinci altıldı arkadaşlar. Bir önceki tekimizi beğenmeyenler e, Mamba Forever'ı tek atmak istemeyenler 8 numara Carpe Diem Baby'i tek olarak geçebilirler bu koşuda. Rakip olarak buraya kimleri vereceğiz arkadaşlar? Ondan bahsedelim hemen. E, burada 1.30 derecelere düşmüş olan bir safkan var. Make a Fire 4 numara Halis Karataşlı start alıyor. Bu safkana dikkat arkadaşlar. 21 gün evvel dördüncü 4. olmuş bu isim. Arkadaşlar bu arada 5 numara fırtına karası e, bir diğer önerimiz olacak. E, bu safkanın bizimle bilgisi yok. Her seferinde geldiğinde belirtmek durumundayım. Yeni gelen izleyicilerimiz olabilirler. Çünkü Müslüm Çelik ile start alacak. Hani Ayşe Karaca yazdığı için belirtmek istiyorum. Bizimle hiçbir alakası yok yani bu safkanın onu belirteyim. 14 gün evvel 4. oldu. Daha evvelden 2. 3. bir 1. de vardı. 1.32.05'lik derecesiyle burada en iyi 2. dereceye sahip konumda gözüküyor bu da arkadaşlar. Bir diğer ilave olarak buraya Deniz Han yazılabilir e, diye düşünüyorum Gökhan Kocakaya ile birlikte. Veya Vedat Amiş ile birlikte Anadolu Hanını denemek isteyenler yazabilirler. E, burada avantajlı gördüğümüz sim 8 numaradır. Alternatif tektir ikinci altılı için. Yanına ilave olarak 4 numara, 5 numara önceliklidir. Daha sonrasında 1 numara ve 3 numara da ilave yapabilirsiniz. Geniş kuponlar için diyorum arkadaşlar. Geçiyorum 9. koşu meydan 3 yaş çarpatları, 1300 sentetik pist. Hış parkizlikle Boğaz Çocuğu 2 numara, 3 numara İlkim Tay, Mustafa Çiçek ile birlikte İki yarıştır ikinci gelen bir isim. Ve arkadaşlar son olarak da buraya e, Müslüm Şerik'le birlikte Sedoşcan e, amcamın safkanı bir ikinci bir e, üçüncülüğü var son yarışta. Daha evvel iki kez ikinci gelmişti bu isim. E, kesinlikle burada diğer önerimiz konumundadır. Olalay'ı önermiyorum çünkü 40 günlük arayla geliyorken burada bu üç safkan Boğaz Çocuğu, İlkim Tay ve e, Sedoşcan'dan birisi kazanacaktır diye tahmin ediyorum. 2-3-3 e, 9 olarak burayı veriyoruz arkadaşlar tahmini. E, bu sağlam bir kupondur. Tek atmak isteyenler olursa bunların içerisinden herhangi birisi tabii ki tek atabilirsiniz. Çünkü birbirlerine yakın isimler. Hani şu isim bunu %100 geçer demek bu koştu zor. Onun için zaten 3'ün e, birden veriyoruz. 2, 3, 9 diyoruz burada arkadaşlar. Geçelim 10. ve sonuncu koşu şartı 3, 3 yaş İngilizler. 2000 mesafe sentetik bir yarışı. King of the Night. Bir numara Mustafa Çiçekli iki yarıştır galip gelen isim. Burada favoridir. 12 safkanın içerisinde arkadaşlar. Tek atmak isteyenler için %100 bir tektir. İlave yapacaklar için arkadaşlar Hışba birlikte 3 yarıştırdı. 4. gelen bir isim burada yazılabilir. Lukatoni Toni 5 numaralı safkan. Ee, Görkem özellikle Kontes yazılabilir oyun numara. Ve e, Halis Karataş'la birlikte Aslan Luigi'yi de buraya ilave olarak düşürebilirsiniz. E, ama ben yani King of the Night'in burada tek geçirmesi taraftarıyım onu söyleyeyim. E, bütün teklerimize nazaran burası daha banko gibi gözüküyor. 2. altılı için konuşuyorum. Yani o yüzden bir numarayı burada tek geçebilirsiniz bu vesileyle arkadaşlar bu videoyu da bitiriyoruz. Yani bu diğer ayaklarda Carpe Diem Baby ve burada da belirttiğimiz Mamba Forever'ı isteyenler tek geçebilirler. E, son ayakta zaten bir tek söz konusu gördüğünüz gibi. Diğer bir videomuz da yayındadır arkadaşlar. Dileyenler bursa tahminlerinde seyredebilirler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.